şu anda Filipinlerin başkenti Manila'dayım. Yağmur yağıyor. Ve bulunduğum sokak burası. Bu sokak benim kaldığım hostelin sokağı. Maalesef ki yağmurlu bir havada bugün gezeceğiz. İmkanlar el verdiğince dolaşacağız sokakları. Maalesef ki yağmur sezonunda gelmişim ben Filipinlere. Sadece bugüne özel değil. Her gün burası bu şekilde. Filipinler'deki 3. günüm ve her gün yağmur yağıyor. Herkes de zaten aynı şeyi söylüyor. Yağmur zamanı burası diye. Yapacak bir şey yok. Sokaklara çıktık şimdi. Sizlere Manila şehrinde sokaklarda neler var? Filipinler başkenti Manila'daki yaşam nasıl? İnsanlar burada neler yapıyor? Sokaklarda neler var? Her şeyi göstermeye çalışacağım. Örneğin burada da zaten gördüğünüz gibi. Eyvallah. Hello. Burada bütün mahalle bana el sallıyor. Bir anda ünlü oldum. Burada da abimiz meyveler satıyor. Meyve tezgahı var burada. Very good. Hello. How are you? Thank you. Nice to meet you. Burada herkes bana el sallıyor şu an. Bütün mahallenin gözü benim üstümde şu an. Çünkü buradaki tek yabancı ben olduğum için gözler benim üstümde ve çok sıcakkanlı insanlar. Hey, what's up? Very good. You? Hey. Hello my friend. Oh, bütün esnaf herkes bana el sallıyor. Ne kadar sıcakkanlı insanlar, görüyorsunuz mu? Ne satıyorsun abi sen? What is this? Bisküvi böyle, tatlı böyle. Peanut. Ha böyle fıstık tatlısı böyle, şekerli fıstık tatlısı falan var. Thank you. Yes, selamat. Thank you my friend. Okay, it's alright. Good business. Bye bye. Hello. Thank you. Thank you, very good. You. Ve gördüğünüz gibi Filipin insanı çok güzel insan. Her yerimden de su akıyor çatılardan. Sırılsıklam oldum hemen. Filipin insanı çok güzel. Bunu da size göstermek istiyorum detaylıca. Ömrümde gezdiğim ülkeler arasındaki en sıcakkanlı, en arkadaş canlısı, en böyle yani ılımlı insanların olduğu ülkelerden birisi Filipinler. Kesinlikle arkadaşlar, insanlar hiç kimse selamını eksik etmiyor ama maalesef Manila çok fakir kalmış bir şehir. Örneğin burada kaldım, yürüyemiyorum. Yol böyle, yağmur yağıyor ve burada ortam bu şekilde. Maalesef ki Manila şehrinde yaşam çok zor dostlar. Görüyorsunuz nasıl da göl olmuş. Buralardan yürümeye çalışıyoruz. Çok büyük bir fakirlik var burada. İnsanlar çok düşük ücretlere çalışıyorlar. Ve burada büyük bir yaşam mücadelesi var. Ama insanlar ne kadar fakir de olsa karakterlerini kaybetmemişler. Ve hepsi olabildiğince sıcakkanlı, ılımlı insanlar. Filipinler Manila'da her yerde sık sık sokak tezgahları, sokak satıcıları, sokak yemekleri görebilirsiniz. Burada da abimiz mısır satıyor. How are you? Oh, vallahi mısır çok güzel gözüküyor. How much one? I'll give you 35. 35 pesos. Okay, I want one. Bir tane alalım. Saat öğlen 1 oldu. Daha kahvaltı bile yapmadım. Deliler gibi açım. Yemek yiyecek yer arayacak bile halim kalmadı açlıktan. En azından kahvaltımı mısırla yapayım. Abimize de destek olsun. Siftahını yapıyor. 1 Amerikan doları 54 Filipin pesosu ediyor. 1 mısır 35 yani 60 cent, 70 cent diyebiliriz. No sauce. This is okay. Bu 60-70 cent diyebiliriz. Bununla şimdi kahvaltımı yapacağım. Yağmur fenasal bastırdı ya. Vallahi gezmek zor geçiyor. Yapacak bir şey yok. Neyse bakın bir mısırın tadına bakalım nasıl. Çok görüntüsü çok güzel gözüküyor. Çok lezzetli ha. Gerçekten çok güzel. Bayıldım vallahi, tadı çok güzel. Çok iyi. Kahvaltılığım bu. Neyse kahvaltımı yapayım, yağmur altında devam edeceğiz gezmeye. Olabildiğince. Burada Filipinler'de taksicilik olayı çok yaygın ve çok fazla insan taksicilik mesleği yapıyor. Görüyorsunuz bu gördüklerinizin hepsi taksiler. Tabii bizim ülkemizde olmayan farklı tarzda taksilerden bunlar. Tuk tuk taksi diye geçiyor veya pedallı böyle bisikletli taksiler de var. Abimiz burada bisikletle pedal çevirerek böyle taksicilik yapıyorlar. Çeşit çeşit. Hepsi farklı çeşitlerde. How are you? Farklı farklı böyle taksicilik yapıyorlar. Nice to meet you. Onun dışında böylesi de var. Yine burada pedallı. Yanlarını kapatmış yağmurdan ıslanılmasın diye. Böyle taksi çeşitleri var. Hepsi farklı birbirinden. Yani gelir olarak çok düşük olduğu için hemen laf atıyorlar oradan bana. Hello. Taksi içinden laf atıyorlar. Ya yani gelir dağılımında çok bir düşüklük olduğu için maalesef
Çoğu insan taksicilik yapıyorlar. Bırak çocuklar tıksı. What are you doing here? I don't know. Çocuk diyor, ne yapıyorsun burada diyor, ne işi var diyor. Dedim ben de bilmiyorum. Alo. Beni çağırıyorlar içeriden, hadi gidelim. How are you? Give me money. Yeah, give me, you give me money. I'll give you money. You give me money. Para ver diyor, diyor sen ver. How are you? Hey. Oh, no, I want $100. $100? Give me $100. $120. Okay, come on. Nice to meet you, brother. Bye bye. Bye bye. Görüyorsunuz buradaki insanlar bayağı sıcakkanlı ya. Hepsi böyle espri yapmayı seviyorlar. Böyle kaynaşmayı, arkadaş edinmeyi seviyorlar. Çok sosyal insanlar ve yabancılara karşı gördüğünüz gibi çok bir ilgileri var yani. Güzel geçiniyoruz burada. 3 gündür hiçbir sorun yaşamadım Filipinler'de. Küçücük bile olsa bir güvenlik sorunu, hiçbir şey. Hepsi çok güzel insanlar şu ana kadar. Kötüsü varsa da denk gelmedi bana. Ve burada da bir pazara geldik. İşte burada da böyle sokak yemekleri var. Böyle meyve tezgahlarından var. Bayağı bir pazar burada. Ayakkabı, alışveriş, tişört, kıyafet, meyve, sebze ne arasanız var. Ve buranın sokakları da aynı. Hindistan gibi arkadaşlar. Abartmadan, yalan söylemeden net bir şekilde diyorum ki trafik anlamında Hindistan'dan pek bir farkı yok. İnanılmaz derecede kaos var bu ülkede de. Yani daha çok ülkede demeyeyim, şehirde, bu Manila şehrinde kaos çok fazla. Görüyorsunuz yani trafikte. Her şey yapılıyor burada. Sıkıntılı. Ülkenin nüfusu Filipinler 110 milyon nüfusu var. Bayağı bir kalabalık bir nüfusu var. Tabii Filipinlerin şu an 7600 civarında adası var. Yanlış duymadınız. Filipinler yani zaten biliyorsunuzdur ada ülkesi ve her şehri farklı bir adalardan oluşuyor. Ve toplamda 7600 tane ada var Filipinler'de. Yani nüfus çok yayılmış her yere. Her adada nüfus var. Düşünün yani 7600 adada toplam 110 milyonluk nüfus. Başkent Manila en kalabalık ikinci şehir diye biliyorum. Yanılıyor olabilirim bu dediğimde. En kalabalık sanırım ikinci şehirdi. Ama yanılıyor olabilirim. Kolay gelsin dayı. Ve burada inanılmaz bir kaos var işte. Trafikte görüyorsunuz. Kolilerle eşya taşıyanlar, arabalar, motorlar, taksiler, insanlar hepsi. Her şey iç içe sokak tezgahlarıyla beraber. Allah'tan yağmur da durdu. Şimdilik rahatız, yürüyoruz. Bak abimiz burada pedal çevirerek taksicilik yapıyorlar burada böyle. İnsan gücü tamamen. Motor yok bu taksilerde. Bu olayı zaten Hindistan ve Bangladeş'te de fazlasıyla görmüştük. Elektrik direklerine bakın. Elektrik kabloları. Çoğu Asya ülkesinde gördüğümüz aynı manzara burada da var. İnanılmaz derecede tehlikeli duran elektrik kabloları, internet kabloları. Maalesef işte gelişmemiş ülkelerin çoğunda olan olay bu. Burada şehri iyice su bastığı için kaldırımdan yürümeye çalışıyoruz ama kaldırımda da pazar yapmışlar. Thank you. Terlik satıyor ablalar. Yalla. Yalla yalla. Yalla what is it? What is it yalla yalla? Yalla. Come on. Ha come on bye. Come on, come on, bye. Yalla. Saudi. Ha Saudi. Yes Saudi. I'm from Turkey. Turkey. You speak Saudi? No Arabic, only Turkish. Turkish. Yeah, only Turkish. Thank you. Yalla yalla. Yalla yalla. Where are you from? From Philippines. Philippines? Yeah. Do you speak Arabic? Yes, Arabic. Ah, you speak Arabic. Are you Muslim? No. I'm go to Jeddah for Kayata. You know Kayata? So where? Kayak, snow. Ah, yeah. Go to the Pustan. Ah, so you went to Arabia, Saudi Arabia? Yeah, yeah. 5 years. Okay, what's your religion? Are you Christian? Yes, Christian. Okay. But you know Arabic is very yes, good. Yes, it's good. Nice. Wise. Bye. Good. Bak ablamız kendisi Hristiyan, Filipinli ama Arapça dili konuşabiliyor. Arapça biliyor. Ha, bak bu ablamız Müslümanmış. Selamun aleyküm. Look wise. Good. All Arab wise. Selamun aleyküm abla. Aleyküm selam. Vay Müslüman abla bulduk burada bir tane. Nice to meet you. Bye bye. Okay, bye bye. Burada
Din hakkında da bilgi vermem gerekirse zaten nüfusu söylemiştim. 110 milyonluk nüfus Filipinler'de. Ülkenin yaklaşık %90-91'i Hristiyan. Yani büyük bir çoğunluk. Ülke neredeyse tamamen Hristiyan gibi bir şey diyebiliriz. Hello. 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 How are you? I catch you. Bak selam veriyorlar, kamerayı çekiyor, utanıyorlar hemen. Don't shy. How are you? Abi ne kadar sabibiler ya. Nice to meet you. Bak ayakkabıcı dükkanında nasıl karşılıyorlar beni. Bay bay. Süpersiniz. Anlamıyorum ne diyor. Burada samimiler işte. Din hakkında bilgi veriyordum. Ülkenin %90-91'i kadarı Hristiyan. %5-6 kadar, %7 kadar Müslüman. Mert Aktaş Travel. O abimiz bak hemen abone oluyor. Dur şu yarım kaldı. Ülkenin %91'i Hristiyan. %5-6 civarı Müslüman, geri kalanı da karışık. Burada da abimizi abone yapıyoruz. You can watch yourself, my friend. Şurada siz de abone olmayı unutmayın. Mert Aktaş Travel. Siz de abone olun dostlar. Videoya da bir beğeni atmayı unutmayın. Yes, this is my channel. Thank you. Okay, thank you. Bye bye. İyi, ayaküstü bir tane de abone kasmış olduk. Artı bir abone, siz de abone olmayı unutmayın. Burada herkes bana bakıyor ya. What's up, friend? How are you? Okay, I'm fine. Oh. Hello. Ya Allah, ben bu insanları çok sevdim ya. Bu Filipin insanı can ya. Çok güzel insanlar ya, görüyorsunuz. Zaten bu videodaki amacım Filipin insanlarının samimiyetini size göstermek. Çünkü 3 günde öyle güzel muhabbetler ediyorlar ki benle. Dedim size de bunu göstermeliyim yani. Ortam böyle, burada da bir pazara geldik. Thank you so much brother. Thank you. Bak ya, biri gören laf atıyor. Bak bir tane daha. How are you? Ha, gözlükçü abi. I have. Abi gözlük satıyor da. Benim de var. Bye bye. Süperler ya. Vallahi billahi. Muhteşem tatlı insanlar. Vallahi Filipinler'de yaşanır yani bu insanları için. Ama şu Manila şehrinde yaşanmaz ama. Onu ben size net söylüyorum. Yani şu yolu da görüyorsunuz. Yani buradan daha devamı yok. Şu karşıya geçeceğiz artık. Yani şöyle söyleyeyim. Filipinler dünyanın hatta en güzel ülkesi denebilir. Gerçekten dünyanın ilk beşine konulur. Hem yaşamak için hem tatil için, ama başkent Manila değil. Dediğim gibi 7600 tane adası var. Onlar da bakıyorlar yine oradan. 7600 tane adası var demiştim. Yani bu başkent Manila sadece bu adalardan bir tanesi. Burada gerçekten yaşam çok kötü. Yaşanmaz, tatil için de gelinmez. Yaşanmaz ama diğer adaları, Boracay, Palawan, Cebu ve onun gibi çok ünlü diğer adaları var. Cennet gibi oralarda yaşanabilir. Hem insanı çok güzel, hem adası dünyanın en güzel tatil yerlerinden birisi. Zaten oralara da gideceğiz. Palawan adasına da gideceğiz. Boracay adasına da gideceğiz gelecek videolarda. Oraları da göstereceğim. Şu anda Manila'yı geziyoruz şu anda. Manila kısacası yaşanmaz arkadaşlar. Boracay, Palawan, Cebu gibi diğer adalarda yaşanır. Onları zaten beraber göreceğiz. Baya baya kalabalık ya. Hangi sokağa gidersek gidelim. İnsan trafiği çok fazla. Sokak satıcısı çok fazla. Yollarda yürümek zor. Ama zor olduğu kadar da bir o kadar da keyifli. Çarşı pazar geziyoruz ya. Rastgele yürüyorum sokaklarda, plansız programsız. Hangi sokağa gidersem gideyim karşıma hep pazar çıkıyor ya. Vallahi kaç tane sokak gezdik, hep pazar var her yerde. Bayağı bir sokak satıcılığı çok ileri safhada burada. İnsanlar da seviyor ama alışveriş yapmayı ya. Burada da bir mısırcı var. Mısırcı dayı, güzel sizin mısırlar, lezzetli. Very delicious, very good. Burada da şimdi ilginç bir sokağa geldik. Bu sokak baştan aşağı sokak yemekleri tezgahları var burada. Hello. Burada böyle deniz ürünleri var, karidesler var. İstiridye, midye var, karides, midye de var. Deniz ürünleri var burada. Ve burada bir sürü çeşit çeşit sokak yemekleri var. Oo, burada bir dönerci var. Dönerci bulduk. Şavurma diyor. Şöyle bakalım. Burada böyle bir döner var. Tabii Türk döneri değil bu. Hello. Türk döneri değil ama yine de Filipinliler de burada döner yapıyorlar burada. Fiyatı da 1,5 dolar. 2 dolara yakın. 2 dolara yakın. 1,75 dolar gibi bir fiyata döner de var burada. Filipinlerin yemek kültürü hakkında bilgi vermek gerekirse de genellikle
ağırlıklı olarak diğer Asya ülkeleri gibi aynı. Deniz ürünleri fazlasıyla var burada. Yani siz de Filipinlere gelirseniz burada bol bol deniz ürünleri de yiyebilirsiniz. Ama onun dışında yine her çeşit yemek bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi döner de var. Burada bakın burgerci de var, şavurma dönerci de var burada. O helal food diyor bir de. Vallahi mısırla ben doymadım zaten, karnım aç. Burada da bir hem böyle helal diyen bir yer var burada. Hadi şurada bir tavuk döner var. Yani çıkın şavurma dediği tavuk döner. Hadi bir tavuk döner yiyelim. Hello. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. How are you? I'm fine. Where are you from? Philippines? Bangladesh. You're from Bangladesh? I'm from Bangladesh. Ah, Bangladesh'ti bulduk. I have been Bangladesh 2-3 months ago. Yeah, I have been Dhaka, Post Bazar. I have been 10 days in Bangladesh. But I went there for vacation. Yeah. I love Bangladesh. In the biryani. Ya no biryani, şavurma şavurma. Biryani şavurma. Oh, meron şavurma. Ha, chicken şavurma. Chicken şavurma. Ha, chicken şavurma please. How much? 100. Okay, give me one chicken shawarma Bangladeshi style. Bangladeshi style? Bangladeshi style. Okay. But no spicy. No spicy. No spicy Bangladeshi style. Okay. Okay, my friend, thank you. Thank you. Bir Bangladeshi görünce mutlu oldum. Now I says I you make me happy because I found Bangladeshi people. Yeah. Thank you. Thank you. Hadi bakalım. Bangladeş anılarımız canlandı. Vallahi orada da ne anılar geçirmiştik vallahi. Neler neler gelmişti başımıza. Burada da Bangladeşli Müslüman bir abimiz burada. İşte döner falan filan böyle yemekler yapıyor. Hadi bakalım burada bir tavuk döner yiyeceğiz şimdi Bangladeş usulü. Ve Bangladeş usulü tavuk dönerimiz hazır. Bu şekilde geldi. Özlemişiz ya. Hadi bir yiyelim. Very good, very good. Thank you. Şimdi bununla artık karnımı doyuruyorum. Mısır doyurmadı. İyi denk geldi bu. Abi böyle bir şey olamaz. Bangladeş'e geldim ettim falan filan dedim. O kadar da sevindiler ki benden hesap almıyorlar şu an. Ödeyeceğim ücret sadece 2 Amerikan doları. Yani 2 dolar almıyorlar. Sen benim ülkeme gelmişsin, misafirimsin diyor. Vermiyorlar. Brother please please please. Sorry. Thank you. Come on brother. Thank come you. On. Thank you. How can I? My friend. Sen al abla. Sen al abla. Ya abi al şu parayı. İnşallah. İnşallah. Abi hesap almıyor benden ya buradaki Bangladeşli abi valla. Ya olmaz ama abi please please ya. Okay, thank you brother. Ana valla hesap almıyorlar benden ya. Kardeşsin diyorlar, sen o kadar benim ülkeme gelmişsin, gezmişsin benim ülkemi. Benden olsun bir yemekte diyor. Sonra bir daha gelirsen verirsin diyor da yarın da ben gidiyorum Manila'dan, ayrılıyorum buradan, son günümde Manila'da. Thank you. Thank you my friend. Vallahi ya çok şaşırttılar ve mutlu ettiler beni. Sağ olsun valla, keselerine bereket, hayırlı işler olsun diyorum ben de. Şimdi çıktım Bangladeşli abinin mekanından. Vallahi ya beni çok mutlu ettiler. Zorla ısrar ettim ama yok abi almıyor hesabı. Almadı ve bana o tavuk döneri Bangladeşli abi ısmarlamış oldu. Sağ olsun, kesesine bereket. Vallahi mutlu etti. O da çok mutlu oldu çünkü ben onun ülkesine geldim deyince. Ya sen o kadar benim ülkeme gelmişsin, gezmişsin, mutlu oldum diyor. Çünkü Bangladeş'i benim videolarımı izleyenler biliyordur. Ne kadar geri kalmış, fakir, hiçbir turistin gitmediği, gitmeye korktuğu bir ülke. Ve ben oraya gittim deyince de ve ben sizin ülkenizde de sevdim deyince çok mutlu oldu. Güzel bir kardeşlik oldu. Siz de bir gün Manila'ya gelirseniz, bu sokağı bulursanız bu Bangladeşli abiye bir uğrayın derim. Onun dışında Filipinler gezimize devam ediyoruz. Bugün çok güzel bir gün geçiriyoruz. İnsanlık anlamında harika bir gün. Filipinli insanların beni mutlu etmesi, Bangladeşli abinin beni mutlu etmesi. Vallahi burada şu an kime denk geldiyse herkes dünya tatlısı, dünyanın en iyisi, meleği gibi böyle güzel insanlara denk geldik bugün. Umarım hep böyle seyahatimizde devam eder. Ve şimdi tekrardan ana caddeye çıktık. Bakın şunu görüyor musunuz? Bunun hikayesi çok ilginç bir hikaye. Bu bir dolmuş. Bizim Türkiye'deki dolmuş gibi düşünebilirsiniz. Çok eski yıllarda Amerika gelip Filipinleri sömürdüğü zamanlarda Amerika bu araçları Amerika'dan getirmiş buraya. Ve bu araçları Amerikalılar kullanmışlar uzun yıllar öncesinde. Sonrasında ise Amerikalılar artık Filipinleri sömürüp bütün altınları, paraları alıp gittikleri zaman bu araçları geri götürmek istememiş Amerikalılar, yük olacak ve büyük diye. Ve bu gösterdiğim aracı Amerikalılar Filipinlere tanesini 1 Amerikan dolarına satmış. İşte bu gördüğünüz 1 Amerikan dolarına satmış Amerikalılar Filipinlere. Ve Filipinler de bunları yıllar öncesinde 1 Amerikan dolarına tanesini satın alıyorlar. Ve günümüzde şehir içinde dolmuş olarak kullanılıyor. İçi de bu şekilde böyle. Amerikalılardan kalma. Her yerde bunlardan var.
Burada şehir içi otobüsleri bunlar oluyor dostlar. Başka tarzda şehir içi otobüsleri yok. Zaten görüyorsunuz etrafımda her yerde aynı şekilde bu araçlardan var. Yani bu şehir içinde toplu taşıma olarak ulaşım yapacağınız zaman bu aracı kullanmanız gerekiyor. Ya taksi kullanacaksınız, az önce göstermiştim. Ya o taksi özel olarak ya da bunlardan toplu olarak kullanıyorsunuz dostlar. İşte taksi de bu. O aracı istemezseniz buna biniyorsunuz Filipinler'de taksi olarak. Hello, how are you? Hello, hello. Kaos fena burada ya, fena bir kaos var. Trafik fena. Kilit. Korna sesleri fena, korna. Oo. Vallahi zaten Bangladeş'i hatırladık az önce. Bu trafiği görünce korna sesleri. Bangladeş'i harbiden hatırlamış olduk yani. Bangladeş'e de selam olsun. Oradaki güzel insanlara da selam olsun. Hey bro, how are you? Filipinliler de güzel insanlar ya. Yine burada her yerde bu Amerikalılardan kalan araçlardan var. Ama görüntüsü çok güzel değil mi bunların ya? Baksanıza. Harbiden tam Amerikan araçları yani. Çok şekil. Ablamız da burada balık satıyor. Hello. Selamın eksik etmeyen Filipin halkı. Buralarda da her yerde dükkan, her yerde var burada satış olayı burada. Ne arasanız her şeyi burada çarşı pazarda rahat rahat bulabilirsiniz. Ulan şansıma yine yağmur başladı ya. Fena sal yağıyor yine. Allah'ım yarabbim. Sırılsıklam olduk iyice. Hello. Ulan ya, bu nasıl bir iştir kardeş ya? Yo yo yağmur. Hello. How are you? Very good gun. Dun 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 dun. Ya şimdi Manila'nın en güzel yerine gidiyordum gezmek için. Sahile, plaja gidiyordum. Ama burada bile ıslanıyor. Sahile gidiyordum. Sahile giderken denize girmeye gerek kalmadı. Direkt yani ıslandık burada. Burada da sırılsıklam oldum ya. Abi sahile gidecektim ne güzel. Manila'nın en güzel yeri. Deniz havası alırız, bir yürüyüş yaparız ve Manila'nın en güzel yerini size göstereyim diyordum. Yürüyerek bir saatti. Tam 10 dakikam kaldı yürüyerek varmama. 50 dakikadır yürüyorum. Hop yağmur. Haydi bakalım neyse bekleyeceğim burada artık durmasını. Evet, yağmur durdu. Tekrar gezimize devam ediyoruz. Yürüyüşe başladık. Zaten az kalmıştı gideceğim yer. Sahile gidiyoruz dediğim gibi. Bir 10-15 dakikaya varacağız. Sokaklar böyle. Geldiğim yerler biraz daha lüks yerler olmaya başladı. Şurada böyle daha böyle üst seviye otel falan var. Burada böyle alışveriş yeri, yüksek binalar falan. Az önceki takıldığımız yerler daha böyle arka mahallelerdi Manila'nın. Bir tık daha böyle geri kalmış taraflarıydı. Yani daha iyi yerlere geldik ama yine burada da altyapı sorunu falan genel olarak Manila'nın her yerinde normal. Ama sonuç olarak biraz bir üst seviye nokta yerlere gelmeye başladık. Sonunda gitmek istediğim yere geldim ama yine tam geldim kapısına yağmur başladı. Sahile geldik. Yağmur fena bastırdı. Hemen girelim şuraya. Vallahi herkes de kaçıyor. Yağmur bir başladı. Abo. Ulan bu nasıl bir iş arkadaş? Yağmur çamur tam geldim sahile geldim. Sahilin her yerini de kapatmışlar bu arada. Oraya güvenlik git diyor bana da. Git diyor orada bekle diyor güvenlik. Yağıyor ya. Sahilin her yerini kapatmışlar kış diye. Sadece buradan giriş varmış. Bir saat daha yürümüşümdür herhalde. Geldik sahili burası. Çok güzel değil mi? Filipinler Manila sahil. Full yağmur altında böyle. Artık şansımıza yani yapacak bir şey yok. Burada da böyle diğer insanlarla bekliyoruz. Hello brother.
Burada bekliyoruz öyle. Ulan yağmur çamur bir bırakmadı peşimizi ya. İşte Manila'nın sahili de böyleymiş. Yağmur durmasını bekleyeceğim mecbur. Yağmur durunca bir kumsalla gösteririm size sahili. Sonra artık kaçarız herhalde. Yağmur biraz biraz azaldı. Göl oldu buralar hemen yine. Şöyle atladık çıktık. Yağıyor ama az yağıyor. En azından şu sahili bir görelim de kaçalım yani. İşte buradaki sahil böyleymiş arkadaşlar. Şuraya girmeyeyim. Yani kusura bakmayın çamur içinde. Şimdi ayakkabıyı da mahvetmeyeyim burada. Çamur burası. Yağıyor hala yağmur zaten. Yağıyor da yağıyor. Anaman anaman. Ama sahili yazın güzel olur burası ya. Tabi burası değerlendirilir. Şezlong bir şey atılır falan filan. Güzel olur burası tabi de. Neyse sahilde böyleymiş. Ben bir kaçıyorum şimdi arkadaşlar. Neyse ben videoyu hatta kapatayım burada. Artık şuradan da bir taksiye bineyim kaçayım. Kaldım hostele. Tadı tuzu yok yani buranın. Hiç gezmenin. Yağmur çamur. Diğer Filipin videolarında görüşürüz arkadaşlar. Sağ olun videoyu izlediğiniz için. Hadi bay bay. Güvenlikler de oradan gülümsüyor havada orada. Gülüyorlar yağmurun altında video çekiyor diye. YouTuberlık kolay değil arkadaşlar. Bakın ne şartlar altında çalışıyoruz. Neyse hadi görüşürüz dostlar.